Ay ne oldu? Hayat getir bir yandan buraya getiremez. Hayat getir bir yandan buraya getiremez. Gel. Ne oldu? Yaktın mı? Evet. Ya of Gülden ya. Aman be güzelim ya. Nasıl yaktın hayatım elini? Şeyle tutuyorsun of. Plastikle. Buhardan tepsinin ağzı değdi. Ya kızarmış hep ya. Ey Allah'ım yeter mi? İç içine yanacak o sürekli. Of. Ya bakayım, güzelim ya. Şu krem yanık kreminden getirir misiniz şuraya arkadaşlar? Şuraya kadar gerçekten. Gel bakayım evet bir yandı. Tarafı beyaz bir tarafı tam şurası mı? Şurası yandı evet aşağıya kadar. Bilmiyorum benim mutfağımda hep bir şey geliyor ya. Ya birinin başına geliyor ya benim başıma geliyor anlam biz veremiyorum. Biz ona nazar deriz ama siz niye dikkat etmiyorsunuz? Güzelim ya of. Direkteydi tamam, ama acele edeyim dedim işte öyle. Herkes bir şey söylüyor. Hayatım şunu çıkart tabii ya. Bu altın o ısıyı çok daha çabuk alır metaller ve bu sefer daha fazla ısırır. Sıkıştırma belini. Dur. Ay dur tam yanık yere geldi. Kalsın dokunma. Tamam anlaştım orada. Ama kayarsa daha çok üzerine. Hayır kalsın orada oturdu daha çok canımı yakıyorsun kalsın. Tamam iyiydim böyle. Evet evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi hayatım bu böyle... Ya ben bütün negatifliklerden etkilendiğimi düşünüyorum. Çekme tek hayatım, kişi olarak çekme konuşmuyorum. Kendine. Negatif herkes bir şey söyleyecek. Kendinize çekmeyin. Midem bulandı başım. Midem mi bulandı? Otur. Bir yere otur. Sen bir otur ya. Yok otur. Şuraya otur. Ciddiyim bir yere oturtur musun? Tamam otur. Gel buraya otur gel. Otur bakayım. Otur. Ne oldu sana şimdi ayaküstü ya? İyi misin? Yastan arkana. İyi misin? Yastan arkana. Bir kolonya var mı? Ambulans falan bir şey mi içersek acaba? Yok hayır iyiyim. Bir kolonya var mı? Ambulans falan bir şey mi içersek acaba? Yok hayır iyiyim. Ay ambulans zaten ambulans hep burada. Burada çağıralım mı? Çağırayım mı ekipleri? Yok bir de oruç ya. Canım yanınca acı şeyi oldu herhalde şok. Sen şimdi bak bunu yakacaksın. Allah'ım orada yarabbim. Bak devam ediyor. Oradayken ben ne yapayım şimdi? Ona suyu koy. Suyu koy ona. Ben su mu koyayım ona? Ne kadar su ekleyeceğim ki buna? Yanacak bu ha. Dur. Birazcık koy o zaman yakmayacak kadar. Kokuyu alıyor musun Gülden? Tamam dur. Birazcık şöyle kafanı kaldır. Çok yasladı. O su ne kadar olacak? Bu su kadar olsun. Onun hepsini koysun mu? Tamam. Şu an her yerim masmavi görüyorum resmen. Bir an neredeyim gibi oldu. Herhalde yeter bu kadar. Aman ha kuzum. Arkadaşlar iyisen eğer yemeklerinin finalini yap bebeğim olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. İnşallah suyunu fazla koymamışımdır. Hayat. İnşallah. Bakayım hadi. Yok yan. Ay tutacaktım yine yanlış. Kayıyor bu. Tutma. Yok bu gidiyor tamam. Bu. Birazcık daha su koy. Çok azıcık daha su koy. Minnacık. Bismillah. Yoğunluğu çok güzel çünkü. Tamam hayatım yeter. Şimdi bunları böyle bastırıp koyacağız küçük evet, parmakla. Evet. Aynen. Böyle sıkıp. Yapıyor. Ha bu yuvarlaklığı bir de sıkacak mıyız? Hı. Ben yardımcı olayım sana hemen bir yapalım hadi beraber. Gel. Hadi. Üstüne koyacağım. İçine çok azıcık da nişastamı ekleyeceğim. Bir bardak sütümü koydum. İçine de yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Önce yapa gideyim de belki daha fazlası da olabilir. 2-3 de olabilir. Yoğunluğuna göre bakacağım çünkü. Ay çok güzel. Aslında bu çorba mı yoksa yemek mi? Çorbamsı sulu yemek. Tamamdır bu hayatım. Ben şimdi bunun içine atıyorum. Hı-hı. Doğru bir şekilde. Bir göster onu bize. Bir göster. Şu şekilde içine. Tek şöyle çok güzel oldu. Tamam. Evet, şimdi o bunu kaynayınca kaynıyor. Kaynıyor şu an. Direkt atacağız içine. Evet. Şu dolaptan bana çok hızlı bir şekilde süt verir misin? Çabuk. Ay bu açıldı ya. Ne oluyor böyle? Aa. Allah Allah. Açıldı ne demek? Ha. Telim koptu. Dur. Onun bir tanesi daha vardı. O da yapıştı. Ha. O zaman. Kaşığa kaldım. Bunlar yeni mi açıldı acaba? Evet. Ha. Çabuk hadi. Ne yapayım? Dökeyim mi? Evet. Soğuk ama bu. Şu an zamanla yarışıyor. Dök. Bir dakika bekle. Açmam lazım bu malzemeyi. Dök. Vallahi Zeynep nazarındaydı kız. Hiç gözüm kalmadı.
Böyle bir basit menüde gözüm kalmaz. Bir taraftan canım yanıyor, bir taraftan yapıyorum. Vallahi puanlamada o canım yanarken eğer eleştirirsen Zeynep gerçekten canım hakkım bunun, yani şimdi sana. Hiç ona sığınma Gülden. Bunları geçeceksin yani. Hepimizin orada bir yerleri yandı, kesildi, biçildi, bir şu şeyler oldu. Şu anda yapıyorum zaten. Hiç bu yanığın altına sığınma. O sen yanığı her şey bittikten sonra elini yak. Şu an yapıyorum zaten. Bak şu an ama nasıl değiyor gördün mü onu diyorum. Tam Ramazan'a verebilirsin. O almaz. Yardım edebilirim. Şu anda yani o yüzden yapıyor. Hiç yanığın altına sığınma. Yanığın altına sığınmıyorum. Biraz daha hakkaniyetli ol o puan kadar. Dileniyorsun. Başka bir şey değil. Sığındığın için puan dileniyorsun. Alakası yok. Puan dilenmiyorum ben senden. Be güzelim ya. Ne yapıyorsun ya? Bana ne oluyor bugün ya? Neyse ben Zeynep'le ne zaman konuşsam harbi başıma bir şey geliyor. Ben Zeynep'le konuşmama kararı alıyorum şu anda. Allah aşkına Gülden. Zeynep gerçekten beceriksizliğinizi bana yükleme aynen, yani. Hiçbir şey beceremiyorsun orada. Orada hiçbir şey beceremiyorsun. Bana bırak. Bütün kötü niyetini yansıtıyorsun. Şiva'da geldi orada yandı. Sende bir şey var kusura bakma yani. Bence sende var. Kendi beceriksizliğini benim gözüme nazarıma şey yapma yükleme evet, öyle. Yani. Evet farklı bakıyorsun. Hiç de farklı bakmıyorum. Neden bende bir şeyler olmuyor? Allah'a bin şükürler olsun şu zamana çünkü kadar mutfağımda. Çünkü ben sana öyle bakmıyorum da o yüzden. Hiçbir şey olmadı. Her zaman destekle baktım. Ben de sana her zaman destekle baktım. Tamam, ta günün ölüme kadar. Tamam boşver hayatım şunu kaynayacak. Bak. İçine attık bunu. Evet kaynayacak. Kaynayacak. Ha? Ağzını kapatayım mı bunun? Hayır. Tamam böyle kalsın. Birazcık karıştı. Karıştırdım yapışmasın. Şu. Evet. Çorbasının suyuna tuz bile koymadı. Suyu yavan olacak. Ne alakası var? Neyin ne alakası söylediğinle? Var? Söylediğinle. O su yavan olacak dedim. Tamam bunu bana söyle o zaman. Niye söyleyeyim? Niye söylemeyeceksin? Ben sana her zaman söylüyordum. Burada paslaşıyorduk. O her İyi zaman. İyi niyetli olsan bana söylersin Şiva'ya zaman... değil. O her zaman kısmını geçtik artık. Tamam ben biliyorum artık Zeynep bundan sonra kimin ne olduğunu sağ ol. Gülden ben sana söyledi burada herkes tanı artık. Şiva bir saattir sen de Gülden'in burada dedikodusunu yapıyorsun hatırlatırım. Gülden'cim bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hepinizden de o kadar çok şu anda böyle bir değişik oldum ki. Bundan sonra ben de öyle davranacağım. Az önce kulis yapan sensin yani. Ben az sen önce böyle ne sanki yaptım? Böyle farklı bir kumaşsın mı gibi böyle alakası davranma yok. Yani. Alakası yok Zeynep. Kendini böyle masum yapma lütfen ya. Şey Şiva ile kulis yapan sen kendindin ben yani. Ben kulis yapmadım seni savundum nasıl izlediysen. Sen beni savunmadın. Seni savundum. Sadece zoruna gitti o yaptığın hareketten dolayı kayınvalideni savunmam. Tamam hadi yemeğini yap. Gülden'cim. Ben yemeğimi yapabiliyorum Zeynep. Canım sana benim. Sormayacağım. Senin elin yanıyor. Sakin sakin yemeğini yap. İşine bak. Zaten kolay bir menü seçmişsin. Şimdi senin elinde acıyor. Burada arkadaşlar da senin üzerine geliyor. Sakin evet. Sakin sen yemeklerini kolay yap. Kolay bir menü seçtim. Yani sen de yardımcı olmaya çalışırken güzelce laf sokmaya başlamışsın. Güzel alışmışsın bu arada. Burada ben çok çok ağır menüler de yaptım. Hiçbirisi de hak ettiğim puanı almadı. O yüzden bundan sonra ne olur? Kolaysa kolay. Ki bu köfteler kolaysa tamam mı? Kızlar neyse ne olursa olsun ben şu an sizle uğraşamayacağım. Bu bir yarışma. Menüme dönmem lazım. Umarım bundan sonra herkes gerçek anlamda da hak ettiğini alır. Başka bir şey demeyeceğim. Altınlarımız konuşsun. Bakar mısın? Çok tatlı hepsi ciciler. Alisa'nın cicileri onlar. Alisa'nın altınları. Alisa'nın cicileri onlar. Sabah bana verdi. Anne bunları tak dedi. Nasıl kazandığımı görsünler dedi. Göster dedi. Onlar Alisa'nın cicileri. Onun pudingini nasıl yaptın bir de anlatır mısın Gülden? Tabii hemen anlatayım. Bir bardak süt. Soğuk süt. Ondan sonra içerisine... kıvamını oluşturabileceğim kadar 2-3 kaşık nişasta koydum, ekledim. Ondan sonra birazcık da şeker koydum, kakao koydum o kadar. Şekerimi de yaklaşık bir ne kadar diyeyim? Vanilya falan yok mu içinde? Yok, vanilya falan yok. Kakaolu olduğu için vanilya falan koymadım. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.